Efendim iyi akşamlar diliyoruz. 18 Ocak Salı saatler 18.30'u gösterirken yurt ve dünya gündemiyle karşınızdayız. Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları diyelim isterseniz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek dün Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanan Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. Önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya karşıtı söylemlerine tepki gösterdi. Aynı zamanda NATO ve 2023 seçimleri de gündemindeydi Perinçek'in. Derledik, aktaracağız. Gözler HDP kapatma davası ve fezlekelere çevrilmişken Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. Arkadaşımız Buse Gençtürk'ün sorularını yanıtladı. Bu özel röportajı da yine bültenimiz içerisinde ekranlarınıza getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasına yön veren Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Affairs'in dergisinde NATO'nun kapısını kapatma zamanı başlıklı dikkat çeken bir makale yayınlandı. Makalede önemli başlıklar var, dikkat çeken ayrıntılar var, onu da aktaracağız. Adana'da kışlık sebze hasadı maalesef üreticilerin yüzü gülmedi. Maalesef çiftçi ürününden bu sene de zarar etti. Tarlada lahananın kilosu 1 lira, tezgahlarda ise satış tezgahlarında ise 10 ila 15 liraya kadar çıkıyor. Çiftçi bu duruma bir an evvel el atılmasını bekliyor. Sivas'ın Divriği ilçesinde de maden emekçilerinin sesi olacağız. Onların yanına gideceğiz. Eylem yaptılar. Haklarını istediler efendim. Haklarının iyileştirilmesini istediler. Ve tabii ki kara kış yurtta etkili olmaya başladı. Yurt genelinde kar, fırtına, rüzgar hepsi bir arada. Bu etkenler de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle bugün gözler Gaziantep'teydi. Öyle ki yoğun kar yağışı yüzünden binlerce insan Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunda mahsur kaldı. Hem vatandaşlar hem araçlar tabii ki kurtarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldılar ama uzun saatler sürdü bu çalışma. Yine bu haberin ayrıntıları da bültenimizde olacak. O zaman başlayalım. Soğuk bir Türkiye gününde sıcak bir bülten hazırladık size. Bu sıcak gündemin ilk başlığıysa dün Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanan Çıkış Yolu programında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yaptığı açıklamalardı. Perinçek gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya karşıtı açıklamalarını değerlendirdi Perinçek. Bu açıklamayla CHP ve İYİ Parti'nin yanına düştü. Türkiye'yi nasıl savunacak dedi. 15 Temmuz darbe girişimini Amerika ve NATO'nun yaptığını söyleyen Doğu Perinçek, Türkiye'nin başındaki belaların hepsinin içinde NATO var ifadelerini kullandı. 2023 seçimleriyle ilgili de konuşan Vatan Partisi lideri, Millet ve Cumhur İttifakı'nın tek başına seçim kazanamayacağını, seçimi Türkiye İttifakı'nın kazanacağını vurguladı. Dede Ağaç, Larissa, Kavala, Selanik, Stefanovic, Girit'in kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Gürcistan, yukarıda Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Amerikan üsleriyle Türkiye kuşatılmış. Türkiye'yi kuşatan kim? Rusya mı? Türkiye'nin ABD üsleriyle kuşatıldığını söyledi. Rusya'nın değil, ABD'nin tehdit olduğunu vurguladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya'yı hedef alan açıklamalarını değerlendirdi. Bu kuşatma karşısında bu kuşatmaya Türkiye nasıl, hangi ağırlıklarla yanıt verecek ve bu kuşatma silahlı bir kuşatma, Rusya işgalci falan diye doğrudan cepheden Rusya'yı hedef alan bu konuşmalar, devamında da Suriye'yi ve İran'ı hedef alan bu konuşmalar. Peki Türkiye'yi nasıl savunacak Sayın Tayyip Erdoğan? Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerine ellerini teslim bayrağı açarak mı Türkiye'yi savunacak? Nasıl savunacak? Rusya ve Ukrayna gerilimiyle ilgili konuşan Erdoğan, Rusya'nın işgalini gerçekçi bulmadığını, Kırım'ın da Rus işgali altında olduğunu iddia etti. Bu konuşma Tayyip Erdoğan'ın tarihinde bence çok vahim. İnşallah düzeltecektir. Düzeltmezse bir kader konuşmasıdır. Onu çok açık söyleyeyim. Nasıl? Türkiye'yi savunamam bu tehditler karşısında, ben Türkiye'yi savunamam konuşmasıdır. Tayyip Erdoğan bu açıklamasıyla İYİ Parti'nin ve CHP'nin yanına düştü. Bu açıklama Millet İttifakı'nın açıklamasıdır. Bakın, Millet İttifakı'nın pozisyonuna
Türkiye düşmanı Biden tayfasının konumuna düşmüş oldu. ABD'nin kaos planı ile ilgili de konuştu. 15 Temmuz darbe girişimini ABD ve NATO'nun yaptığını söyleyen Perinçek, Türkiye'nin başındaki belaların hepsinin içinde NATO var ifadelerini kullandı. NATO Türkiye'nin üzerine geliyor ta 1955 6-7 Eylül'den beri. Türkiye'nin başındaki bütün belaların arkasında NATO var. Hiç biz Rusya'dan bu dönemde başka komşularımızdan, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den bir askeri tehditle karşılaştık mı? Palavraları saymıyorum. Gazetelerde çıkan yalanlar, bilmem neler, planlanmış, imal edilmiş haberleri falan demiyorum. Silahlı güç olarak. Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Millet ve Cumhur İttifakı'nın tek başına seçimi kazanamayacağını, seçimi Türkiye İttifakı'nın kazanacağına dikkat çekti. AK Parti cenahına, Cumhur İttifakı tarafına ve aynı zamanda Millet İttifakı tarafına gitmeme konusunda kararlı olan bir güç var burada. Çok önemli. Ve bunlar ne AK Parti'ye dönecek ne de CHP'ye dönecek, öbür tarafa da gitmeyen bir güç. Seçimi bu belirleyecek. Ve bunların eğilimi şu anda Vatan Partisi'nin. HDP'nin kapatma davası da Perinçek'in gündemindeydi. HDP davasında kapatma kararı çıkmazsa PKK'nın fermanlı terörist olacağını söyledi. Anayasa Mahkemesi eğer bir gaflet gösterir, hukuki görevini, yargı görevini yapmaz, hukukun gereğini yapmaz, ona 5 oy şeyiyle, nisabıyla HDP'yi kapatmazsa o Türkiye'ye ihanet etmiş olur. Çok açıkçası. Bunun sonuçları çok ağır olur. Oradan HDP davasında kapatma kararı çıkmazsa PKK fermanlı terörist olur. Vatan Partisi lideri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki genel seçimleri de değerlendirdi. Önünde iki seçenek var. Ya Amerika ya da Ulusal Birlik Partisi dedi. Ulusal Birlik Partisi. Milletvekili genel seçim. Ulusal evet, Birlik oluyor. Partisi orada Kıbrıs'ın vatanını, Kuzey Kıbrıs vatanını, Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'ni, oradaki Türklerin refahını ve geleceğini savunmak bakımından en düzgün durumda olan parti. Diyarbakır ailelerimizi biliyorsunuz, kış demiyorlar, soğuk demiyorlar, sıcak demiyorlar. Kimseye zarar vermeden evlatları için nöbet tutuyorlar. Diyarbakır'da insanlık dışı bir davranışa maruz kaldılar bu kez. HDP'liler zincirlerle saldırdı ailelerimize. Çocukları için mücadele eden babalardan Şadi Elhaman'ın kolu kırıldı. Celil Bektaş saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattı. Anayasa Mahkemesi'ne seslenen aileler HDP'yi kapatmak için neyi bekliyorsunuz diye sordu. HDP'liler PKK'yı kurtarmak için evlat nöbetini hedef aldı. HDP'li bir grup Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Şadi Elhaman ve Celil Bektaş'a zincirlerle saldırdı. Vurmak için gelmişler zaten. Artık bize teşkilat mı yapacaklar? O arabayla bizi götürecekler miydi? Onu bilmiyoruz. Kolu kırılan Şadi Elhaman yaşadığı saldırıyı ulusal kanala anlattı. Çadırdan çıkarken burada Cadde'de çıktık. Cadde'de bizi çağırdılar HDP taraftarları. Bu binanın arkasında birbirimize girdi. Hayvan zincirle benim kolumu yıkırdılar. Aileler HDP açılan kapatma davasını uzatan Anayasa Mahkemesi'ne seslendi. Çocuğumuzu götürüyor, yetmedi artık bizi vuruyorlar burada. Devlet ne gerekiyorsa yapsın, Anayasa Mahkemesi ne gerekiyorsa artık bunlara yapsın yani. Saldırıya uğrayan Celil Bektaş da olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Boyundan bir kavçuk izin kapatmıştı, böyle yaptı. Aldı, salladı bir tane koluma. Ben orada kemiğine attım. Yine kalktı, yine zincir. Anne ve babalar bütün zorluklara rağmen mücadeleyi sürdüreceğini söyledi. Tabii şikayetçi de olduk, davacıyız da. Bunun amacı bizi yıldırmaktır. Yani gezdağ vermektir. Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kara kışa soğuğa rağmen kararlılıkla devam ediyor. Bir anne daha Kars'tan eyleme katıldı. 15 yaşındaydı. 2014'te düğüne gitti. Düğünde bir daha gelmedi. Kandırdılar, kaçırdılar. Kandil'e Yürek, oğlu Yahya için mücadele etme kararı aldı. Yürek'in katılımıyla evlat nöbetindeki aile sayısı 254'e çıktı. HDP kandırdı. Kaçırdılar, götürdüler. Televizyonda gördüm. Oğlumu almak için geldim. Dedim belki oğlum gelir. Beni görür gelir. Sayın seyirciler, PKK kampında teröristlerle fotoğrafı çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dosyası raftan indirildi. Meclis Karma Komisyonu saat 11'de Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan
fezlekeyi görüşecek. Öncesinde ise hazırlanan ek fezlekenin yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Fezlekede Semra Güzel'in örgüt üyeliğinin yanı sıra teröre finansal yardım ettiği belirtildi. Ayrıca kamuoyunda Semra Güzel'in yanı sıra diğer HDP'lilerin de fezlekelerinin işleme alınması beklentisi yükseldi. Başkan Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz, heykelini. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in hukuk önünde hesap vermesi için geri sayım sürüyor. Meclis Karma Komisyonu Perşembe günü saat 11'de Semra Güzel için toplanacak. PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz. Karma Komisyon, Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeyi ele alacak. Dokunulmazlığın kaldırılması kararı çıkarsa fezleke genel kurulun onayına sunulacak. Çalışmalarımıza. Terör örgütü üyeliğinden hazırlanan fezlekeye ek olarak hazırlanan dosyaya göre Semra Güzel teröre finansal destekte de bulundu. İtirafçı Hasan Doymaz, HDP'li Semra Güzel'in terörist Volkan Bora ile görüşmesine elinde erzak poşetleriyle geldiğini anlattı. Ek fezlekede yer alan HTS kayıtlarıyla Hasan Doymaz'la Semra Güzel'in onlarca kez telefonda görüştüğü de saptandı. Meclisteki görüşmeler öncesi Semra Güzel'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Semra Güzel'in terörle bağına yönelik iki klasör dolusu ek delili Ankara'ya gönderdiği öğrenildi. Klasörlerde eski HDP milletvekili Behçet Yıldırım'ın da terör bağı yer aldı. Bu teröristlerden oluşan parlamento demokratik bir parlamento olamaz. Behçet Yıldırım'ın yanı sıra mevcut HDP milletvekilleri hakkındaki fezlekelerin de meclis raflarından indirilmesi beklentisi kamuoyunda yükseliyor. Zira HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Tunceli milletvekili Alican Önlü, Batman milletvekili Feneknaz Uca ve Ayşe Acar Başaran'ın da PKK kamplarına gittiği tespit edildi. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız. 2019'da teslim olan MD, girdiği çatışmada yaralanınca sahte kimlikle girdiği hastaneden o dönem Van milletvekili olan Aysel Tuğlu'nun kendisini çıkardığını belirtti. Tuğluk'un araçta kendisine lazım olur diye $200 verdiğini de kaydetti. Aysel Tuğluk ve tüm hasta mahpuslar derhal serbest bırakılmalıdır. 2021 yılında teslim olan EA ise 2015 yılında Aysel Tuğluk, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın Kobani'ye geçtiklerini anlattı. HDP'lerin araçlarında getirdikleri mühimmatların PKK'lar tarafından örgüt cephaneliğine indirildiğini belirtti. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Gözler HDP kapatma davası ve fezlekelere çevrilmişken Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. Siyasetin şiddete taviz vermesinin mümkün olmadığını belirten Tunç, HDP'nin terörün siyasi uzantısı olduğunun herkes tarafından bilindiğini vurguladı. Adeta bizi kapatın diye Anayasa Mahkemesi'ne yalvarıyorlar diyen Tunç, raftan indirilen fezlekeler hakkında da konuştu. HDP'nin terörle irtibatını, işte terörün siyasi uzantısı olduğunu herkes biliyor. HDP'liler de bunu inkar etmiyor. Zaten HDP'nin terörle bağına işaret etti. Meclisteki dokunulmazlıkların kaldırılmasını içeren fezlekelerin süreci hakkında konuştu. HDP'li milletvekillerinin karma komisyonda bekleyen çok sayıda dosyası var. 1000'den fazla, 1500'e yakın dosya var. Hepsi de PKK terör örgütüyle olan irtibatları, terör propagandası, terör örgütü üyeliği suçlamalarıyla Cumhuriyet savcılıklarınca yürütülen soruşturmaların neticesinde meclise intikal eden fezlekeler. Bir yanda HDP hakkında açılan kapatma davası devam ediyor. Diğer yandan da HDP'ler hakkında hazırlanan fezlekeler raftan indirilerek işleme alınıyor. Gelişmeler peş peşe yaşanırken Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç ulusal kanala özel değerlendirmeler yaptı. Pazar günü bir kongreleri vardı. Orada terör örgütü elebaşısının resimleri, diğer sloganlar çekinmiyorlar yani bundan. Adeta Anayasa Mahkemesi'ne yalvarıyorlar bizi kapatın diye. Böyle bir durum söz konusu. Bu da kabul edilemez. Eğer siyaset yapıyorsanız terörle ilişkiniz olmayacak. Yani siyasetin şiddete taviz vermesi mümkün değil. Perşembe günü saat 11'de Meclis Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel için toplanacak. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Semra Güzel'in mecliste görev yapmaması gerektiğini söyledi. Terörle irtibatı net bir şekilde ortaya koyan bir fotoğraf, bir delil. Dolayısıyla
bu fotoğrafı, bu delili gördükten sonra o milletvekilinin suçsuz olduğunu söylemek bir kere hayatın olağan akışına ters, mümkün değil. Dolayısıyla milletvekillerimizin büyük ekseriyetinin kanaati bu fotoğraf ve bu delillerden sonra bu milletvekilinin mecliste görev yapamaması yönünde. Tunç, Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşmesi için gereken süreci de anlattı. İki dosya var ve o iki dosya görüşülecek ve hazırlık komisyonu oluşturulduktan sonra da herhalde bu azami süredir bir ay, çok kısa süre içerisinde sonuçlanacağını ve genel kurulun gündemine geleceğini düşünüyoruz. Tabii bu fezlekenin gereği olarak da dokunulmazlık kaldırıldıktan sonra da yargılama süreci başlayacak. Ve yargı makamı da eğer karar verir, terör örgütü üyeliği noktasında bir karar verdiği takdirde kesinleşen hüküm Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunduktan sonra milletvekilliği düşer. Mecliste bini aşkın HDP'ye ait fezleke olduğuna işaret eden AK Partili Tunç, onlardan bazılarının da önümüzdeki dönemde gündeme gelebileceğini ifade etti. Karma komisyon bunlardan öne çıkan, özellikle toplum bakımından infial oluşturan, bunun mutlaka yargı önüne çıkarılması gerekir şeklindeki düşünce, kanaat yoğunlaşırsa elbette ki onlar da gündeme gelebilir. CHP'de HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in fezlekesiyle ilgili bir açıklama yaptı. HDP'lilerin 1200 aşkın fezlekesini görmezden gelen CHP'nin Grup Başkan Vekili Özgür Özel, bu dosyaya özel olarak evet oyu vereceklerini söyledi. CHP'den HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in fezlekesi hakkında yeni açıklama geldi. Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'yla samimi pozları çıkan HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi 20 Ocak'ta karma komisyonda görüşülecek. AK Parti, MHP ve İyi Parti Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekesine evet oyu vereceğini açıklamıştı. CHP de oyunun rengini belli etti. Mecliste basın toplantısı yapan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, HDP'li Güzel'in fezlekesi için evet oyu vereceklerini söyledi. CHP, karma komisyonda bekleyen HDP'lilerin 1200'e aşkın sayıdaki fezlekesini ise görmezden geldi. Özel, evet oyunu bu dosyaya özel olarak vereceklerinin altını çizdi. Ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde elindeki silahla çektirdiği fotoğrafın doğru fotoğraflar olmadığını, milletvekilliğiyle bağdaşır fotoğraflar olmadığını, bu konuda açılacak olan soruşturmanın yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığının kaldırılması noktasında evet oyu kullanacağız. Ankara'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Meclis Genel Kurulu'nda 3 aday arasından Anayasa Mahkemesi üyesi seçildi. Şimdi ayrıntıları Ankara'dan Buse Gençtürk'ten alacağız. Buse Gençtürk, seni dinliyoruz. Şu dakikalarda tabii henüz seçim tamamlanmadı. Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimleri Meclis Genel Kurulu'nda sürüyor. Düzeltelim. Meclis Genel Kurulu'nda şu dakikalarda Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimleri sürüyor. 3 aday demiştik. Bu 3 aday kimler? Onları da sıralayacak olursak Türkiye Barolar Birliği'nin belirlediği 3 aday vardı. Bunlardan birincisi Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan, Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan ve Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar. Tabii aslında bu seçimin yapılmasının sebebi Anayasa Mahkemesi'nde yaş haddi nedeniyle emekli olacak Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine seçilecek avukat olması ve ilk oylamada tamamlandı. Genel kurulda yapılan ilk oylamada 419 milletvekili oy kullandı. Bu birinci oylamada sonuçlara bakacak olursak da Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan 104 oy aldı ve Diyarbakır Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan 25, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar 282 oy alırken bir boş oy atıldı ve 17 geçersiz oy kullanıldı. Şu dakikalarda da ikinci tur oylamanın sürdüğünü altını çizelim. Tabii bu ikinci tur oylamanın ardından da üçüncü tur oylamaya geçilebilir. Hemen ayrıntıları aktaralım. Her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte ikisi yani 400 oy alması gerekiyor bu kişinin. Ve ikinci oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 301 milletvekilinin
oyu gerekiyor. İşte bu 301 milletvekilinin oyu alınmadığı takdirde de 3. oylamaya gidiliyor. İki aday için, en çok oy alan iki aday için 3. oylama yapılıyor ve 3. oylamada en fazla oy alan üye seçilmiş olacak. Şu dakikalarda ikinci turdaki adayların oyları sayılmaya devam ediyor. Kenan Yaşar'ın, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar'ın önde olduğunu söyleyelim. Tabii gelişmeler oldukça ekranlarımızdan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, bu sıcak gelişmeyi aktardı Ankara'dan Buse Gençtürk. Meclis Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi üyesi seçildi. Yeni üye Kenan Yaşar oldu. Ayrıntıları aktaracağız. Devam edelim efendim. Özel teftiş nedeniyle Türkiye'nin gözü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, ancak CHP'nin diğer belediyelerinde de benzer durumlar var. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mazbatayı alır almaz PKK propagandası yaptıkları için devlet memurluğundan atılan akademisyenleri belediye şirketlerinde üst düzey yönetici yapmıştı. O isimlerden birinin Paris'e yerleştiği, ancak belediyeden de maaş almaya devam ettiği ortaya çıktı. Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı Soyer'e tepki gösterdi. İl Başkanı Çağdaş Cengiz, İzmir'in kaynağı PKK yandaşlarına aktarılamaz dedi. İBB teröre yuva olamaz. Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i uyardı. Vatan Partisi İl Başkanı Çağdaş Cengiz, İzmir'in kaynaklarının kanun hükmünde kararname ile memurluktan atılanlara aktarılamayacağını söyledi. Paris'te yaşıyorsunuz, Fransa'da hayatınızın büyük bölümü geçiyor. Orada misafir öğretim üyesisiniz, oradan maaş alıyorsunuz. Yetmiyor, doymuyorsunuz. Bir de İzmirli'nin kaynağını 2,5 yıl alakanız olmayan bir şirketin yönetim kurulu üyesi olarak maaşı cebinize indiriyorsunuz. Bu nasıl bir utanmazlıktır ya? Bu ne yağma ya? Bu yağmaya yol veren Tunç Soyer, o da mı utanmıyor bu yaptığından? CHP'li Tunç Soyer, göreve gelir gelmez Mehmetçiğe de falan ve terör örgütü PKK'yı kollayan, barış bildirisini imzalayan HDP'li Profesör Doktor Ayşan Uysal'ı İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketinde yönetici olarak atadı. Uysal Fransa'ya taşındı. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi maaşı vermeye devam etti. Siz Türk devletini, Türk askerini, polisini katliamcı ilan eden bildiriye imza atmaktan utanmazsanız, İzmir'in, İzmir halkının paralarını cebine indirmekten de, onun o cebine indirilmesine destek olmaktan da utanmazsınız elbette. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası önünde açıklama yapan Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, PKK'ya ve destekçilerine aman vermeyeceklerini vurguladı. Sahte Atatürkçülükle, sözde barışseverlikle, o maskelerle karşımıza çıkanların hepsinin maskesini indireceğiz, düşüreceğiz. Ve Vatan Partisi olarak İzmir'in efelerinin, Türk milletinin, Vatan Partisi'nin tokadını cümle Amerikancıya, onun aparatlarıyla, PKK'yla, FETÖ'yle yan yana gelenlere o tokadı, silleyi indireceğiz. Türkiye Gençlik Birliği de Tunç Soyer'i protesto etti. TGB İzmir İl Başkanı Göksun Acar, CHP'li Belediye Başkanı Soyer'e seslendi. Devleti katil ilan eden, terörist Demirtaş kuyrukçuluğu yapan sözde akademisyenlerin nasıl üniversitelerde işi yoksa belediyelerde de işi yok. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2015'te Doğu illerimizde PKK'nın hendeklerini savunan barış bildirisini imzalayan HDP'li akademisyenler Melek Göregenli, Nilgün Toker Kılınç ve Ayşen Uysal'ı seçimden bir süre sonra belediye şirketinde üst düzey yönetici olarak atadı. Göregenli, Kılınç ve Uysal, kanun hükmünde kararnameyle devlet memurluğundan atılmışlardı. Sıradaki haber de muhtarlarımızı yakından ilgilendiriyor. Muhtarların maaşları 4.250 liraya yükseldi. Artışı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı. Beştepe'deki muhtarlar toplantısında konuştu Erdoğan ve muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı dedi. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, yani 4.250 liraya yükseltme kararı aldık. Hayata geçmesi için gereken kanuni değişikliği en kısa sürede yapacağımız yeni maaşlarının muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Müzik
Sayın seyirciler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mağdur diye meclis kürsüsüne çıkardığı bir kişi vardı. İşte o kişinin CHP üyesi olduğu ortaya çıktı. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında yaşadığım sorunları anlatmak istiyorum diyen öğrenci Deniz Barış Çatal tepkilerden sonra CHP'li fotoğraflarını sildi. Yurt sorunu hakkında konuşan Akşener de devlet yurdu sayısının 6 katı özel yurt olduğunu söyledi. Bizler barınamıyoruz, bizler beslenemiyoruz. Mağdur dediği öğrenci CHP'li çıktı. Yine ekonomi üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hedef aldı. 18 metrekarelik odalarda 6 kişi olarak kaldığımız KK yurtları ne yazık ki her şeyin güllük gülistanlık olmadığı yerler. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısının bir kısmını Deniz Barış Çatal isimli öğrenciye ayırdı. KYK'da yaşadığım bir takım problemleri anlatacağım. Akşener'in yurt sorunu yaşadığını söylediği Çatal'ın CHP üyesi olduğu belirlendi. Çatal'ın mecliste CHP grup toplantılarının yapıldığı salondan CHP logosu önünde çekildiği fotoğrafları ortaya çıktı. CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Yeni Seçmen Komisyonu Başkanı Zana Gümüş'ün de Çatal'dan 2020 yılında yaptığı bir paylaşımda yol arkadaşımız diye bahsettiği görüldü. Çatal tepkilerin ardından sosyal medya hesabından CHP'li fotoğrafını kaldırdı. Akşener daha önceden de meclis kürsüsüne çıkardığı kişiler nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Akşener'in Kasım 2021'de Anadolu irfanı bir çiftçimiz diyerek söz hakkı verdiği Mustafa Boyraz'ın resmi bir çiftçilik kaydının olmadığı öne sürülmüştü. Akşener'in kürsüye pideci diyerek çıkardığı İbrahim Çetinkaya'nın ise CHP Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi adayı olduğu öğrenilmişti. Mağdur olmadığı anlaşılan öğrenciden söz alan Akşener, grup toplantısında yurt sorununa değindi. Kalacak yer bulamayan öğrencilerin özel yurtlarda barınmak zorunda kaldığını söyledi. 2021 verilerine göre Türkiye'de devlet yurdu sayısının 6 katı yani tam 4614 özel yurt bulunuyor. Bu özel yurtlar devletin sunduğunun ancak yarısı kadar yani 440 bin öğrenciye barınma hizmeti sunabiliyor. 2020 yılı itibariyle Türkiye'deki toplam yurtların %35'i vakıf ve derneklere ait. Akşener ekonomi üzerinden de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hedef aldı. Sayın Erdoğan, politika faizini 5 puan indirdin ama piyasadaki tüm faizler 10 ila 25 puan arasında arttı. Neden mi? Çünkü Sayın Erdoğan'ın güven veren ekonomi yönetiminin bir sonucu olarak hiç kimse enflasyonun kalıcı olarak düşürüleceğine inanmıyor. Şimdi ise Atlantik'in NATO çaresizliğini getireceğiz ekranlarınıza. Amerika'nın gölge dışişleri olarak bilinen CFR'nin yayın organı Foreign Affairs dergisi, NATO'nun doğuya doğru genişleme adımlarının stratejik çılgınlık olduğunu yazdı. Dergide yayınlanan bir makalede Amerika ve Avrupa'ya NATO'nun bir tuzağa doğru gittiği uyarısı yapıldı. İttifakın genişleme politikasından vazgeçerek savunmada kalması gerektiği vurgulandı. NATO'nun gerekliliği ve işlevselliğine ilişkin tartışmalar, Rusya ile yaşanan Ukrayna merkezli krizde yeni bir boyuta taşındı. Atlantik cephesinden de NATO'ya tuzak kuruluyor sesleri yükselmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasına yön veren Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Affairs dergisinde NATO'nun kapısını kapatma zamanı başlıklı dikkat çeken bir makale yayınlandı. ABD'li dış politika uzmanı Michael Kamich'in kaleme aldığı makalede Ukrayna'nın NATO üyesi yapılmasının stratejik bir çılgınlık olacağı belirtildi. Doğuya doğru büyümenin ittifak için tehlike oluşturduğu vurgulandı. NATO'nun ciddi bir tasarım kusurundan muzdarip olduğunu belirten Kamich, NATO'nun artık 21. yüzyıl Avrupa'sına uygun olmadığının altını çizdi. İttifakın büyüklüğü ve misyonunun belirsizliğinin NATO'yu büyük bir Avrupa Savaşı'na dahil etme riski taşıdığını kaydetti. Makalede 21. yüzyıl NATO'sunun Rusya'nın batı sınırının nerede bittiği ve Avrupa'nın doğu sınırının nerede başladığı gibi dolambaçlı bir sorunun tuzağına düştüğü belirtildi. ABD ve Ukrayna yönetimlerinin NATO'ya üyelik konusunda samimiyetsiz davrandıkları ifade edildi. Makalede çürütülmüş varsayımlara tutunan bir ittifakın kendisini içeriden baltalayacağı uyarısına yer verilirken NATO'ya doğuya doğru genişleme politikasından vazgeçmesi çağrısı yapıldı. Müzik
Michael Kamich, Rusya'ya karşı mücadelede başarısız bir girişim olacak çatışma yerine ekonomik yaptırımlar gibi diplomatik yolların kullanılmasını önerdi. Efendim, Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliği Türkiye de yakından takip ediyor. İşte konuyla ilgili bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir açıklama yaptı. Ve Kalın, gerginliğin çözümünde her türlü rolü oynamaya hazırız dedi. Arabuluculuk teklifiyle ilgili de Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü bunu sadece memnuniyetle karşılayabiliriz ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliği Türkiye'de yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bir askeri harekatının sonuçlarının büyük ve geriye döndürülemez olacağını söyledi. Circle Foundation tarafından düzenlenen panelde konuşan Kalın, Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her türlü rolü oynamaya hazır dedi. We are all engaged now in this new phase. Türkiye'nin Ukrayna'da veya Rusya ile Ukrayna arasında herhangi bir askeri harekat, çatışma veya savaş istemediğini vurgulayan Kalın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, siyasi egemenliğini ve sosyal bütünlüğünü tam olarak destekliyoruz ifadelerini kullandı. Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiğini iddia eden Kalın, bunun Rusya ile Batı İttifakı arasındaki diyaloğu sekteye uğrattığını savundu. Nihai çözüm için jeopolitik sorunların giderilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile konuştuğunu, iki liderin Türkiye'ye davet edildiğini hatırlatan Sözcü Kalın, arabulucu olmaya hazır olduklarını belirtti. Türkiye'nin arabuluculuk teklifine Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bunu sadece memnuniyetle karşılayabiliriz ifadelerini kullandı. Tabii ki Ukrayna'daki durumun sona ermesine yardımcı olabilecek her ülkenin girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki temel uyuşmazlık, Minsk anlaşmalarının uygulanmasının Kiev tarafından durdurulmasıdır. Türk partnerlerimiz Ukraynalılara etki edip onları önceden yapılmış anlaşmalar ile yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik edebilirlerse bunu sadece memnuniyetle karşılarız. Peskov, bununla ilgili temasların gerçekleştirileceği yerin neresi olacağı ikincil önemlidir değerlendirmesinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bağlı faaliyet yürütecek kurulda Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını temsil edebilecek güçlü isimler yer aldı. Kurulun öncelikli hedefi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için çalışmalar yürütmek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ulusal ve uluslararası konularda politikalar geliştirmek amacıyla danışma kurulu oluşturuldu. Başkanımızın bilgi birikimi olan kişileri bir danışma kurulu altında toplaması çok büyük bir adım, çok büyük bir ilerleme oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın talimatıyla oluşturulan kurulda emekli Anayasa Mahkemesi Başkanı Taner Erginel, emekli Milletvekili Profesör Doktor Ata Atun, emekli kıdemli savcı Güven Silman ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın gezici büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf yer aldı. Kurulun koordinatörlüğünü ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın siyasi işler danışmanı Anıl Kaya üstlendi. Öncelikle hedefini Kıbrıs davasını eşit egemen iki devletli çözüm temelinde başarıya ulaştırmak olarak belirleyen kurul, güncel, siyasi, hukuki, ekonomik, diplomatik ve kültürel konular dahil olmak üzere pek çok alanda çalışmalar yürütecek. Danışma kurulu üyesi Profesör Doktor Ata Atun, Ulusal Kanal yayınında kurulun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Hedeflerimizin içinde tanınma çalışmaları var, diğer ülkelerle ilişkiler var. Birleşmiş Milletler'e ihtiyaç var mı, yok mu adada? Çünkü Birleşmiş Milletler ara bölgede olması lazım. Halbuki bizim içimizde de konuşlanmış durumdalar. Yani bu hafta konuşacağımız benim gündemimde olan konulardan biri BM askerlerinin tamamen Kuzey Kıbrıs'tan çıkarılması. Bizim artık daha radikal kararlara doğru hükümetimizi yönlendirmemiz, Cumhurbaşkanımıza da nacizane tavsiyelerimizi iletmemiz gerekecek. Danışma kurulu üyesi Hüseyin Macit Yusuf ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın milli çizgisi ve kararlı duruşunun Kıbrıs Türklerini yok sayan çevreleri hezimete uğrattığını söyledi. Birleşmiş Milletler bile artık federatif çözümü ağzına alamıyor dedi. Yusuf, Kıbrıs Türklerinin iki devletli çözüm dışında başka bir seçeneği kabul etmeyeceğinin altını çizdi.
Burada hemen bir hatırlatma da yapalım. Bugün Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Şu dakikalarda artık toplantının bitmesini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu açıklamalar başladığı anda canlı olarak ekranlarınıza getireceğimizi hatırlatıyoruz. Şimdi kısa bir izin istiyoruz sizden. Sonra tekrar karşınızda olacağız. Efendim ana haber bültenimiz devam ediyor. Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınındayız. Yurttan haberlerle devam edelim. Bugün de Adana'nın çiftçinin sesi olalım istedik. Zira onlar da son günlerde oldukça dertli. Yüksek girdi maliyetleri zaten bildiğiniz gibi her daim onların çözemedikleri sorunlardan biri. İşte bugünlerde de özellikle kışlık sebze ekenler ve lahana üreticileri çok dertli. Çünkü tarlada lahananın adetini 1 liraya satıyorlar. Tezgahlarda ise 10-15 liraya kadar çıkıyor bu rakamlar. İşte onlar da devlete sesleniyor, yardım eli bekliyor. Çiftçinin bu sene son yılı. Yeni sene bu lahanayı kaç kişi çeker, o da ayrı bir dert yani. Adana'da kışlık sebze hasatları başladı. Verim yüksek olsa da fiyatlar üreticiyi mağdur ediyor. Şükür verimler iyi de işte maliyet yüksek. Tarlada lahana para etmiyor. Adana'da geçen günlerde başlayan kışlık sebze hasadından üretici umduğunu bulamadı. Vatandaş bir türlü malını satamıyor. Lahana yerinde duruyor. Maliyetlerin fahiş şekilde artmasına karşın ürünler para etmiyor. İşte elektrikle suluyoruz veya mazotla suluyoruz. Mazot olmuş 14 lira elektrik. Mazotu geçmiş. Gübre satın başını almış geliyor. Buna bir yetkililerinin işte bir önlem almasını istiyor. Lahana'da dönüm maliyeti 5 bin lirayı buluyor. Üreticiye dönümde getirisi ise 3 bin lira. Bir lahananın maliyeti gübresiymiş, ilacıymış, sulamasıymış, diktirmezmiş 5-6 bini buluyor. Biz amma dönümünü 3 liraya falan verdik. Zarar oğlu zarar. Yeni sene nasıl ekeriz o da ayrı bir dert. Lahananın tanesi tarlada 1 lira. Üretici raf fiyatlarının 10 ila 15 lira olmasına tepkili. Üretici bir ayrı dert. Tüketici bas bas bağırıyor pahalılık değil. Bu aradaki farkı kim yiyor? Bir de o ayrı dert. Tarlada lahana 1 lira 2 lira. Tezgaha vardı mı lahana 10 lira 15 lira. Bölgede lahanaların birçoğu hala satılamadı. Don yaşanmaya başlamasıysa yetişmiş ürünleri öldürüyor. Kış da geldi, soğuk çöktü, don atıyor. Fark etmediği gibi bir de don olayı olacak. Lahana buradan illaki zarar görecek. Zarar büyük olacak. Bu seneyi bir şekilde atlatacaklarını söyleyen üreticiler seneye ekim yapamayabilir. Ben bu tarladan zarar edersem nasıl ekeceğim? Bu seneye borç harç atladırık ama yeni seneye bu ekecek bir güç kalır mı? O da ayrı bir dert. Mağdur olan üretici devletten çözüm bekliyor. 50 kuruşa fideyi alıyoruz. Diktirmesi var, kazdırması var, ilacı var, suyu var, çapası var. Yani çiftçi kazanamıyor hele bu sene. Son senesi diyeyim ben. Öyle diyeyim. Her zaman da öyle diyorum. Türkiye'de son yıllarda buğday ekim alanları daralırken ithalat rakamları ise artıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi Haziran 2021'den beri 8. kez buğday ithalatı ihalesine çıktı. 8. ihalede 335 bin ton buğday daha alınacak. Buğdayda ithalat sorununu değerlendiren Ziraat Yüksek Mühendisi Senayi Gökçe üretim vurgusu yaptı. Üretim için de girdi maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye şu anda hububatta ve yağlı tohumlarda net ithalatçı durumda. Üretim öncelikle tarımsal nüfusun memnun olabileceği bir sistemle yapılabilir. Türkiye'de son yıllarda buğday ekim alanları daralırken ithalat rakamlarında artış gözleniyor. Toprak Mahsulleri Ofisi Haziran 2021'den beri 8. kez buğday ithalatı ihalesine çıktı. 8. ihalede 335 bin ton buğday daha alınacak. 7 ayda ithal edilen buğday miktarı 2 milyon 675 bin tona yükselecek. Buğday için ton başına 350-385 dolar ödeme yapılıyor. Dünya buğday üretiminde 11. sırada olan Türkiye'de 2019'da 9.8 milyon ton, son 18 yılda da 59 milyon ton buğday ithalatı yapıldı. Diğer yandan birçok üretici girdi maliyetlerini karşılayamadığı için tarlasına gübre kullanamadı. Önümüzdeki yıl verim ve rekoltede ciddi düşüş bekleniyor. Ekimde kullanılan bir fosfor kaynaklı
DAP dediğimiz diamonyum fosfat gübresi kullanılıyor. %300 gibi bir fiyatlandırmalarla karşı karşıya kaldı çiftçi. Dolayısıyla yeterli gübre atılamadı. Şimdi önümüzde bahar gübresi denilen bir azot kaynaklı gübre atımı olacak. 3-4 katı yükselmiş durumda. 12 bin liranın üstünde gübre alacak köylü. Ziraat Yüksek Mühendisi Senayi Gökçe, kısa vadeli tarım politikalarıyla dışa bağımlılığın azaltılmasının mümkün olmadığını belirtti. Verimlilik artırılması lazım. Parçalı arazilerin birleştirilmesi lazım. Gübre fiyatlarının belirli makul seviyelere çekilmesi lazım. Neticede hepsi lazım. Dolayısıyla Türkiye bu işi çok ciddiye alarak uzun vadeli planlar yapma zorunluluğu var. Girdi maliyetleri arttıkça tarımsal nüfus azalıyor. Bu nedenle üreticiyi koruyacak bir yapılandırmaya ihtiyaç var. Tarımla uğraşan nüfus giderek azalıyor. Gençler tarımda kendilerini mutlu edecek bir gelecek göremiyorlar. Öncelikle bunları bu mevcut tarımla uğraşan nüfustan sonraki gençlerin buna özendirilmesi için bu girdi maliyetlerinin, arazi ölçeğinin, arazi toplulaştırmalarının göz önünde bulundurularak kooperatifleşmelerle gibi bazı enstrümanları geliştirerek bu konu biraz daha sıcak gündemde tutulabilir. Gökçe, üretimi artırmak için atılacak adımları da sıraladı. Şu anda atılacak ilk adım bu yetersizliği kabul edip ona göre planlama yapmak lazım. Öncelikle bunları bu mevcut tarımla uğraşan nüfustan sonraki gençlerin buna özendirilmesi için bu girdi maliyetlerinin, arazi ölçeğinin, arazi toplulaştırmalarının göz önünde bulundurularak kooperatifleşmelerle gibi bazı enstrümanları geliştirerek bu konu biraz daha sıcak gündemde tutulabilir. Tabii bir tek yüksek girdi maliyetleri değil, o konu kadar çiftçinin belini büken bir başka konu daha var. Amasya Büyük Kızılca Köyü'nde icralık olan 95 çiftçi tarım kredi kooperatifleri hakkında dava açtı. Köyün tarım kredi kooperatifinde yönetim kurulu başkanı olan Seyfi Erşahin de haksızlık yaptığı gerekçesiyle görevinden istifa etti. Amasya Büyük Kızılca Köyü'nde borcundan dolayı icralık olan 95 çiftçi tarım ve kredi kooperatiflerine karşı yargıya başvurdu. Bu çiftçi her geçen gün daha geri gidiyor. Türkiye'de üretim her geçen gün daha zorlaşıyor. Girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle çiftçi her gün borçlanıyor. Büyük Kızılca Köyü ve civarında yaklaşık 200 yakın çiftçi icralık. Tebligat giden 95 çiftçi tarım kredi kooperatifleri hakkında dava açtı. Biz de burada üretim yaptık yani suçu işlemedik ya. Çiftçi Dayanışma Platformu Başkanı Ömer Sarı, yüksek faiz uygulayan kooperatif ve özel bankalara yığılmış olan borçların yeniden yapılandırılması için 2 yıldır mücadele ettiklerini söyledi. Sarı, tarım kredinin 2019'a kadar olan borçlara katmalı faiz ödettirdiğini söyledi. Tüm hukuksuz işlemlere dava açtıklarını belirtti. Türk çiftçisi bunu hak etmiyor ya. Bizim önümüzü açmıyorlar. 30 yıldır bu memlekette üretim yapıyoruz. Köyün Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan Seyfi Erşahin de haksızlık yapıldığı için görevinden istifa etti. Erşahin, kooperatif Ziraat Bankası'ndan %6 faiz aldığı kredileri yüksek faizlerle üreticiye veriyor dedi. Köyümüzdeki bulunan Tarım Kredi Kooperatifi'nde verilen sözlerin yerine getirilmediği, haksızlıklara göz yumulduğu, bazı kanunsuz olayların döndüğünü fark ettim. O yüzden yönetim kurulu başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Efendim hatırlarsınız, Rekabet Kurumu Ekim ayında 5 zincir market ve 1 tedarikçiye 2 milyar 700 milyon lira ceza kesmişti. İşte o cezanın ayrıntıları belli oldu. Fiyat artışlarının koordine edildiği tespitine yer verilen gerekçeli kararda market eylemlerinin kartel özelliği taşıdığı vurgulandı. Ayrıca Rekabet Kurumu'nun sosyal medya hesabından konuyla ilgili de video yayınlandı.
Rekabet Kurumu Ekim ayında zincir marketlere yönelik fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik soruşturma başlatmış, 5 zincir marketle 1 tedarikçiye toplam 2 milyar 700 milyon lira idari para cezası verilmişti. Rekabet Kurulu verilen cezanın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda 5 zincir market arasında doğrudan veya dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat geçiş tarihlerinin sağlandığı ifade edildi. Fiyat indirimine giden ve fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan teşebbüslere tedarikçiler aracılığıyla müdahale edildi. Söz konusu fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı tespit edildi. Gerekçeli kararda söz konusu firmaların satışa sundukları pek çok ürünün satış fiyatlarının tespiti amacıyla topla dağıt özelliği de sergileyen kartel niteliğindeki anlaşmalarla rekabetin korunması hakkındaki kanunu ihlal ettiklerine karar verildi. Ayrıca Rekabet Kurumu sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla zincir marketlerin nasıl kartel kurduğunu anlattı. Fiyatların bütün marketlerde aynı olduğunu fark etmesi konu edilirken market, üretici ve diğer marketler arasındaki görüşmelere de yer verildi. Animasyonlu videoda zincir markete alışverişe giden vatandaşın fiyatların bütün marketlerde aynı olduğunu fark etmesi konu edilirken market, üretici ve diğer marketler arasındaki görüşmelere de yer verildi. Videoda topla dağıt kartelinin bir rekabet ihlali olduğu hatırlatıldı. Rekabet Kurumu'nun çeşitli zincir marketlerin fiyatları kontrol ettiğini tespit ettiğini ve bu marketler hakkında 2018'den bu yana soruşturma yürüttüğünü, çeşitli yaptırımlar uygulandığı belirtildi. Geçen ay yapılan %17.80'lik artıştan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan suya yeni zam açıklaması geldi. İSKİ Genel Kurulu'nu olağanüstü toplayacağını açıklayan İmamoğlu, zammın kabul edilmemesi durumunda mahkemeye gideceklerini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen ayki zamdan sonra suya yeni fiyat artışı açıklaması yaptı. En ciddi mağdur edilen kurumumuzdur. Bu konuda acil bir siyasi görüşme talep ettim. İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ile birlikte Unkapanı Yağmur Suyu Tüneli inşaat çalışmalarını inceleyen İmamoğlu, suya zam için İSKİ Genel Kurulu'nu olağanüstü toplayacağını açıkladı. Yapacağım, ilgili grup başkan vekilleriyle yapacağım. İSKİ'nin elektrik tüketim bedelinin son bir yılda 1 milyar 300 milyon liradan 2 milyar 700 milyon liraya çıktığını dile getiren İmamoğlu, buna karşın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından su fiyatlarına zam değil, indirim yapıldığını belirtti. Hukuk önünde olağanüstü toplantı ile ilgili grup başkan vekilleriyle acil bir siyasi görüşme talep ettiğini belirten İmamoğlu, bu konuya olağanüstü genel kurulda çare bulunmazsa hukuk önünde hakkımızı arayacağız dedi. Konu olağanüstü genel kurulda çare bulunmazsa hukuk önünde hakkımızı arayacağız. Son olarak geçtiğimiz ay İstanbul'da suya 17.80'lik artış yapılmıştı. Akaryakıt zamlarına da maalesef bir yenisi daha eklendi. Motorinin litresine pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde 52 kuruş zam yapıldı. Motorinin litresi İstanbul'da ortalama 14 lira 27 kuruş, İzmir'de 14 lira 34 kuruş ve Ankara'da 14 lira 34 kuruşa yükseldi. Peş peşe gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Motorine 52 kuruş zam yapıldı. Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan geldi. Motorinin litresi İstanbul'da ortalama 13 lira 75 kuruştan 14 lira 27 kuruşa, İzmir'de 13 lira 82 kuruştan 14 lira 34 kuruşa, Ankara'da ise 13 lira 82 kuruştan 14 lira 34 kuruşa yükseldi. İzmir'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı deprem konutlarında hak sahiplerine 52 gün sonra anahtarları teslim edilmeye başlandı. Bir yıl, 3 ay sonra evlerine kavuşan depremzedeler buruk bir sevinç yaşıyor. Çünkü 120 metrekare olan daireler 85 metrekareye düşmüş durumda. Dahası birçok da belirsizlik var. İşte bugün sözümüzü tutuyor ve ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 26 Kasım 2021 tarihinde bu sözlerle deprem konutlarını tamamladıklarını açıklamıştı.
Erdoğan 8 hak sahibine de anahtar vermişti. Ancak inşaatlar tamamlanmadığı için anahtar teslimi törenden 52 gün sonra başladı. Evlerimiz çok küçüldü. Bu konuda yani devletimiz keşke bizim konutlarımız kadar bir konut verseydi. Ayrı yöne düştük. Kurallarda kendi yönümün dışında başka bir yöne düştüm. Eskiden 115 net metrekareydi. Şu anda 80 metrekare civarı bir daire aldık. 3 artı 1'den 2 artı 1'e düştük. Metrekaremiz de küçüldü aynı şekilde. Bayraklı'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 7 proje alanının 3.sünde yurttaşlar evlerine kavuşabildi. Fakat belirsizlikler devam ediyor. 160, 182 artı 1, 230, 263 artı 1 için fiyatlar açıklandı. Bunların daha şerefiye bedelleri, cephe bedelleri belli değil. Bunlar sadece bir açıklama. Tebliğ edilen ya da tahakkuk eden hiçbir borç yok. Tapularımızı almadık, sadece anahtarları aldık. Proje Alanları Platformu Sözcüsü Taner Duman, aksaklıkları Ulusal Kanal'a anlattı. Devlet hızlı inşaat yapıyor, hızlı aksiyon alıyor. Aksiyon alırken hatalar yapıyor, vatandaşa kulak vermiyor. Dinlemiyor, bilgilendirmiyor ve süreç sürekli karambol şeklinde gidiyor. Cumartesi biz basına konuşuyoruz, pazartesi anahtar teslimleri başlıyor. Bu bina bir aydır bu şekilde teslim edilebilirdi. Bir aydır temizliği yapılmış şekilde bekliyor binalar. Neden bekliyor? 1566 bağımsız bölümün 756'sının kura çekimi yapıldı, 64 evin anahtarı teslim edildi. Duman'a göre kura çekimindeki eşitsizlikler nedeniyle konu yargıya taşınabilir. Şimdi 77 metre düşen adamla 82 düşenin zararı da aynı değil. Ya aynı metrekarede binalardı. Bunlara göre bir tespitler yapılacaktır. Bununla ilgili tabii ki herkes hukuki hakkını arayacaktır. Ulusal Kanal depremzedelere teslim edilen o evlerin içine girdi. İzmirli depremzedeler anahtarlarını teslim almaya başladı. İşte o evlerden birisindeyiz. Üçüncü proje alanında 2 artı 1 daire olan evlerden birisindeyiz ve şu anda evin salonuna girdik. Bahçe katı, giriş katında bir ev olduğunu belirtelim. Hemen dışarıda bahçe katını görebiliyoruz. Mutfakta gayet geniş, büyük ve ferah bir ev olduğunu belirtelim. Mutfağı da ferah ve malzeme kalitesi de yüksek olduğunu vurgulamakta yarar var. Yine hemen karşıda da bir oyun alanını görüyorsunuz. Çocuklar da tabii ki burada ihmal edilmedi. Proje alanındaki deprem konutlarının anahtar teslimleri ay sonuna kadar devam edecek. Maden işçilerinin sorunlarına uzanalım şimdi de. Nerede derseniz Sivas'ın Divriği ilçesinde maden emekçilerinin eylemi vardı. Oyak Erdemir'in alt taşeronu olan Çiftay Madencilik'te çalışan işçiler maaş artışı ve sosyal haklarının iyileştirilmesini istiyor. Emekçiler havalandırma ve bant yollarının kötü olduğuna da dikkat çekiyor. Sivas'ın Divriği ilçesinde madenciler haklarının iyileştirilmesi için eylem yaptı. Bugün grevimizin 3. günündeyiz. Buradaki arkadaşlar hala eylemine devam ediyor. Ama bizler şantiye içine alınmıyoruz. Hiçbir haklarımız verilmiyor. Oyak Erdemir işletmesinin alt taşeronu olan Çiftay Madencilik'te çalışan 250 emekçi işbaşı yapmadı. Bu mücadele baş koyduk ve bu devam edecek. Yani bizde geri adım yok. Bu kadar işçi herkes ekmeğe, aşı, çoluğu, çocuğu için burada mücadele veriyor. Maaşlarının arttırılması ve sosyal haklarının düzenlenmesini isteyen işçiler seslerini duyurmaya çalışıyor. 301 tane sonra maden işçimiz şehit oldu. Devlet orada bir yasa çıkardı. Sadece kömür ocaklarında 2 asgari ücret geçerli dedi. Biz de burada yeraltı maden işçisiyiz. İlla burada da bir 301 kişinin ölmesi mi lazım bu maaş almamız için? İşveren işçilere %51 zam teklif etti. İş yeri temsilcileri ise patronun önerdiği %51 oranındaki zamma ilaven maaşlara her ay 1000 lira seyyanen ek ücret ödenmesini talep ediyor. Ancak işveren 1000 lira yerine 250 lira önerdi. 3 gündür bu karda kışta arkadaşlarımız halen haklar için burada soğukta mücadele vermeye devam ediyorlar. Maden emekçileri çalışma şartlarının da kötü olduğunu belirtiyor. Havalandırma ve bant yollarının iyi olmadığını belirten işçiler, yemeklerini evden getirdiğini, iş yerinde sadece kendilerine çorba çıkarıldığını söyledi. En büyük sıkıntı ise kaçış yollarının çamur ve suyla dolu olması. Soğukta şirketimizin yüzünden bize yaptığı zamlardan memnun kalmadığımız için verdiğimiz direnişin de arkasındayız. Seyirciler, tam 15 yıl önce bugün
Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink gazetesinin önünde uğradığı suikast sonucu katledildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hrant Dink'i FETÖ'nün şefleri olan Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in başında olan şebekenin katlettiğini cinayetten hemen sonra 2007 yılında açıklamıştı. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 15. yılında İstanbul Şişi'de katledildiği yerde anıldı. 15 eksik yıl sloganıyla düzenlenen anma törenine Dink'in ailesi, arkadaşları, milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı. Hrant Dink cinayetini tertipleyenler emniyet içine yuvalanmış olan Fethullahçı bir polis şefleri ekibidir. Göreceksiniz, bu ortaya çıkacaktır. Hrant Dink 19 Ocak 2007 akşamı Şişli Halaskar Gazi Caddesi üzerinde bulunan gazete binasının önünde vurularak öldürüldü. Cinayeti o gün Samas'ın işlediği Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in ise gözcülük yaptığı duyuruldu. Daha ilk günden cinayetin profesyonelce işlendiği ortadaydı. Hrant Dink, Ergenekon kumpasına zemin hazırlamak için Fethullahçı terör örgütü tarafından katledildi. Vatan Partisi ve Aydınlık Gazetesi ilk günden itibaren cinayetin üzerine gitti, önemli ipuçlarını kamuoyunun önüne koydu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, suikastten hemen sonra düzenlediği basın toplantısında Hrant Dink'i FETÖ elemanları Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akgürek ve Eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in başında olduğu şebekenin katlettiğini açıkladı. Dink'in öldürülmesinde Fethullahçı Gradyo'nun rolüne dikkat çekti. Bu suçun başında emniyetteki Fethullahçı örgütlenme bulunmaktadır. Emniyetteki Fethullahçı örgütlenme CIA ve Mossad bağlantılıdır. O gün Samas diyelim yakalanacaktı. Bir tane bireysel bir adam, bir çocuk çıktı. Tırnak içinde vatanseverlik adam vurdu olacaktı. Ama oyunu ne bozdu? Jandarma Samsun'da kaptı o gün Samas'ı Trabzon'a giderken. Ramazan Akgürek, İstanbul Valisi'nin siciline yazdığı "Dikkat Fethullahçıdır" notuyla zaten dikkatleri üzerine çekmişti. Uzun soluklu bir mücadeleden sonra Ramazan Akgürek ve arkadaşlarının Dink cinayetindeki parmakları yargı tarafından da kanıtlandı. Ramazan Akgürek'in Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Fethullah sicilli olduğunu sizlere aylarca önce açıkladı. Bu sicili ben, Doğu Perinçek, İşçi Partisi vermedi. Bu sicili 2001 yılında İstanbul Valisi Erol Çakır verdi. Ramazan Akgürek sicilli. Ne sicilli? Fethullah sicilli. Bunda 2008'de başlayan Ergenekon tertibine karşı verilen mücadeleyle 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin bastırılması büyük rol oynadı. Dink davası 131. duruşmada sonuçlandı. Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akgürek tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, cinayetin örgüt kapsamında işlenmediği kanaatine karşı çıkarak kararı bozdu ve yeniden yargılama başladı. Bu süreçte 26 Mart 2021 günü tamamlandı. Mahkeme, cinayetin FETÖ'nün amaçları doğrultusunda işlendiği kanaatiyle o gün Samas, Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve Tuncay Uzundal hakkında FETÖ üyeliği suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Fethullah Gülen, Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı'nın da yer aldığı firari 13 sanığın yargılanması ise sürüyor. Türkiye'de işlenen faili meçhul cinayetlerde ilk kez tetikçinin ötesine geçilerek merkezin önemli isimleri yargılandı ve ceza aldı. Cinayeti Hrant'ın sahte dostları değil, gerçek dostları çözdü. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İki ülke arasında uçuşların başlaması kararı alındı. Uçuşlar 2 Şubat'ta başlayacak. İşte ayrıntılar. Ermenistan'a uçuşlar başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildiğini açıkladı. İlk uçuş 2 Şubat'ta yapılacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada salgından en çok havacılık sektörünün etkilendiği ancak alınan önlemlerle bu etkinin en aza indirildiğine dikkat çekildi. Alınan tedbirler ve salgınla mücadelede elde edilen başarılar sonrasında havacılık sektörünün toparlanmaya başladığı kaydedilen açıklamada uçuş ağının genişlediği ifade edildi. Bu kapsamda Ermenistan'a 2 Şubat'ta, Erbil'e ise 24 Ocak'ta uçuşların başlayacağı duyuruldu.
Sayın seyirciler, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Amerikalı diplomatla görüşmesinde bir skandala imza attı. Barzani, Amerikalı diplomatla Türkiye'nin bulunduğu bir haritanın önünde poz verdi. Skandal haritada Doğu Anadolu bölgesine Ermenistan, Güneydoğu Anadolu bölgesine ise Kürdistan isminin verildiği görülüyor. Haritanın başlığı da Asya'daki Türkiye'nin yeni haritası. ABD Uluslararası Din ve İnanç Özgürlüğü Komiseri Nadine Mayenza, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. İkili görüşme sonrası bölünmüş Türkiye haritası önünde poz vererek bir skandala imza attı. Asya'daki Türkiye'nin yeni bir haritası başlıklı skandal haritada Türkiye topraklarının birçok parçaya bölündüğü, Doğu Anadolu bölgesine Ermenistan, Güneydoğu Anadolu bölgesine ise Kürdistan isminin verildiği görülüyor. Mesut Barzani, ABD'li temsilciyle bölünmüş Türkiye fotoğrafı önünde çekilen fotoğrafını ağırlamaktan memnuniyet duydum ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Nadine Mayenza'nın Barzani ziyaretinin Suriye'nin kuzeyindeki temasların ardından yapılması dikkat çekti. Mayenza, sözde Din ve İnanç Kongresi'ne katılmak üzere Kamışlı'ya gitmiş, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin yöneticileriyle görüşmeler yapmıştı. Mayenza, PYD'nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri'nin sözde komutanı Mazlum Kobani ile bir araya gelmişti. Sincar'da Irak ordusunun PKK'ya yönelik operasyonları devam ediyor. Irak askerleri PKK uzantısı bir grubun silahlarına el koydu. Teröristler de gözaltına alındı. Sincar'da silahlarına el konulan PKK'lı teröristler gözaltına alındı. PKK'lı teröristler Sincar'da Türk siyahları tarafından öldürülen PKK elebaşı Zeki Şengari Kod adlı İsmail Özden'in heykelini ilçe merkezine dikmek istemiş, bu girişim Irak ordusunca engellenmişti. Sincar'da güvenliği artıran Irak ordusu terör örgütüne PKK'ya yönelik operasyona ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Yere yatırılan PKK'lı teröristlerin silahlarına el konulurken teröristler de gözaltına alındı. Heykelin kaldırılmasından sonra Irak hükümeti Sincar'daki güçlerini arttırdı. Çatışma çıkma ihtimaline karşı ilçede bazı dükkanlar ve yollar kapatıldı. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar da sürüyor. PKK-YPG'nin bombacısı İstanbul'da yakalandı. Geçen hafta terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan şüphelilerden Ömer El Casem'in sicili de deşifre oldu. Casem'in Suriye'de YPG tarafından yapılan bombalı saldırıların faili olduğu ortaya çıktı. Kararlılıkla süren terörle mücadele kapsamında operasyonlar da hız kesmeden devam ediyor. Geçen hafta terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan şüphelilerden Ömer El Casem'in sicili deşifre oldu. Suriye'de terör örgütü YPG tarafından gerçekleştirilen bombalı eylemlerin faili olduğu ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde Suriye'de 3 ağabeyi, eniştesi ve bir köylüsünün bahse konu patlama olaylarıyla ilgili cezaevinde olduklarını belirtti. Operasyon kapsamında tutuklanan Berat Yusufoğlu isimli şüphelinin ise yine hem Suriye'de hem de Hakkari'de terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiği, suikastçı ve kanas kullanır şeklinde hakkında beyan ve tespit bulunduğu tespit edildi. Kara kış tüm yurdu etkisi altına aldı sayın seyirciler. Gaziantep'te de son yılların en yoğun kar yağışı görüldü. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunda trafik durdu. Gaziantep valisi kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı yolda mahsur kalan 2800 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı otoyolda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi. Yol açma çalışmaları sürüyor. Görüyorsunuz. İniş de yok, çıkış da yok. Son yılların en yoğun kar yağışını alan Gaziantep'te hayat durma noktasına geldi. Kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun bazı bölümlerinde trafik durdu. Birçok araç ve vatandaş yolda mahsur kaldı. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Dün beri çok şiddetli kar yağmasından dolayı boydan boya araçlar hepsi yolda kalmış. Gaziantep valisi Davut Gül, 1780 araç ve 2800 vatandaş kurtarıldı saat 10 itibariyle. Bir o kadar kişinin daha yolda kaldığını düşünüyoruz açıklamasını yaptı. Vali Gül, otoyoldaki sorunun yarısının çözüldüğünü, kalan kısımda da çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Gül, 186 kişinin hastaneye sevk edildiğini belirtti. Gaziantep Nurdağ'ındayız. Dün saat 5'ten beri burada bekliyoruz. Hem geliş hem gidiş yolu kapalı komple. Bütün şeritler komple kapalı. Gördüğünüz gibi herkes mahsur kalmış burada. Yoğun kar nedeniyle kriz masası oluşturuldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin otoyolun Nurdağ kısmında inceleme yaptı. Şu anda bizim 600 personelimiz sahada, 161 iş makinemiz sahada. Saha hakimiyetinde sorunumuz yok. Tek takılan noktamız şu an Nurdağ hattımız. Burada da jandarma ve emniyet valimizin koordinasyonunda Büyükşehir'inde lojistik desteğiyle hızlı bir şekilde çalışıyor. İnşallah akşama doğru tamamen bu hatta açılmış olacak. Gaziantep Nurdağ Karayolu'nda mahsur kalan hamile kadın amfibik araçla hastaneye götürüldü. Milli Savunma Bakanlığı da devreye girdi. Otoyolda mahsur kalan vatandaşlar için sığıye tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımı ulaştırılması için iki helikopter görevlendirildiğini bildirdi. Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan kumanya yüklenen helikopterler otoyoldaki vatandaşlara yiyecek ulaştırdı. Yoğun kar nedeniyle kapanan Gaziantep Mizip'le Malatya Hekiman Karayolları ulaşıma tekrar açıldı. Kara hasret kalan İstanbul'da ise kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Birçok ilçe beyaz örtüye büründü. Sürücüler ise aniden bastıran kar nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul'un iki yakasında da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Önce yüksek kesimlere, sonra da birçok ilçeye lapa lapa kar yağdı. Anadolu yakasında Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da kar yağışı etkili oldu. Avrupa yakasında ise Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri gece boyunca tuzlama çalışmalarına devam etti. Kar yağışı sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Bu arada soğuk hava ve kar yağışının İstanbul'da yeni haftaya kadar süreceği de bildirildi. Bunu da hatırlatmış olalım. Sosyal Güvenlik Kurumu'na taahhüt ettiği indirimleri yapmıyor sayın seyirciler. Bu durum da vatandaşların cebine yansıyor. 75 kalem ilaçta yaşanan sorunla ilgili konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, acilen bu durumun çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz dedi. Vatandaşların yaşadığı ilaç sorununa bir yenisi daha eklendi. İlaç firmaları Sosyal Güvenlik Kurumu'na taahhüt ettiği indirimleri yapmıyor. Maliyet hesabı nedeniyle bu indirim artık yapmayacağını bildiren firmalar yüzünden bu bedeller maalesef vatandaşımızın cebinden çıkıyor. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, 75 kalem ilaçta üretici firmanın devlet indirimini yapmadığını duyurdu. Bir kanser ilacında vatandaşımız bugün ilaca ulaşmak istediğinde her kutu için 107 TL ekstradan bir bedel ödemek zorunda. Bir epilepsi ilacı için 15 TL, bir diyaliz ilacı için, diyaliz hastalarında kullanılan bir ilaç için 26 TL, romatizmada kullanılan bir ilaç için 132 TL. Kan sulandırıcı olarak kullanılan bir ilaç için özellikle kalp hastaları için çok önemli. Her kutuda 49 TL. İnsülin hastalarının kullandığı bir insülin ilacında 18 TL. Tüp bebekte kullanılan bir ilaçta 54 TL. Ve kalp hastalarının yine kullandığı bir kalp ilacında ise 20 TL'ye varan ekstra fiyat farkları ödemek durumunda kalıyor. Yapılmayan indirimler her geçen gün hastaların cebine fazla tutar olarak yansıyor. Kalpten kansere, epilepsiden romatizmaya kadar çok sayıda hastalığın tedavisinde kullanılan 75 kalem ilaçta sorun yaşanıyor. Özcan, kamudaki yetkililerden acilen bu durumun çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz dedi. Vatandaşımızın mağdur olduğunu maalesef görüyoruz biz eczanelerimizde. Bir an önce yetkililerden de bu durumun çözülmesi ve vatandaşımızın da mağduriyetinin, bu konudaki mağduriyetinin hızla giderilmesini talep ediyoruz. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yapılmıştı. İşte o toplantının ardından alınan kararlar da açıklandı. Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalarla planlı taramalar yapılmasına karar verildi. Vakaların yaşa göre oranlarının paylaşıldığı açıklamada yaş ve üstündeki yurttaşların risk altında olduğuna da dikkat çekildi.
Koronavirüs Bilim Kurulu alınan yeni kararları paylaştı. Dışarı mümkün mertebe çıkmamayı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada alınan kararlar özetlendi. Yeni kararlara göre kaldırılan kısıtlamalar ve alınan tedbirlere yönelik değerlendirme çalışması yapılacak. Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalarla planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir. Aşı olmuş vatandaşlarımızın karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edilecektir. Hastalığa teşhis konması için altın standart olan PCR testlerinin ulaşım kolaylığının sürdürülebilir şekilde devam etmesi önerilmektedir. Açıklamada omikronun hastaneye yatışlara etkisinin az olduğu hatırlatıldı. Ancak vaka sayılarındaki artışın yüksek olmasıyla bu durumun sağlık kapasitesini zorlayabileceği belirtildi. Günlük vaka sayılarının yarısının İstanbul kaynaklı olduğu ifade edilen açıklamada vakaların yaşlara göre oranı da paylaşıldı. Ülkemizde son bir haftada görülen vakaların %13'ü 12-19 yaş aralığında, %34'ü 20-34 yaş aralığında, %29'u 35-49 yaş aralığında, %16'sı 50-64 yaş aralığında ve %8'i 65 yaş üzerindedir. Aktif vakaların %1.45'i hastaneye yatmış, 1000'de 3'ü yoğun bakıma girmiş ve 10.000'de 1'i entübe edilmiştir. Ancak 65 yaş üzeri aktif vakaların ise %10.11'i hastaneye yatmış, %3.11'i yoğun bakıma girmiş ve %0.99'u entübe edilmiştir. Bilim kurulu hastaneye yatışlarda yaş oranına bakıldığında 65 yaş üzeri büyükleri korumak için azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin de altını çizdi. 65 yaş üzeri vatandaşlara hatırlatma dozunun uygulanmasının son derece önemli olduğu tekrarlandı. Türkiye'nin 10. hipodromu Antalya'da açıldı. Türkiye'nin en büyük 3. hipodromunda ilk yarış da yapıldı. Hipodromun yalnız at yarışları için değil, bölgenin spor, kültür ve ekonomik dokusuna da önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Ondan 3 boy kadar gelince 5 numaralı Jamie Justin var. Türkiye'nin en büyük 3. hipodromu olma özelliğini taşıyan Antalya Hipodromu törenle açıldı. İlk yarışlar yapıldı. Antalya'da ilk kez yapılan koşularda ilk yarışı 5 numaralı Jamie Justin kazanıyor. Antalya Hipodromu, Döşeme Altı ilçesi Yağca mahallesindeki 810 dönümlük araziye kuruldu. 1104 at, 2 yarış pisti, atla terapi merkeziyle kentin cazibe merkezlerinden biri olması hedefleniyor. Hipodromun açılışına binlerce vatandaş katıldı. Antalya'da ülkemizin 10. hipodromunu açıyor olmanın heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Adalı, Antalya Hipodromu'nun atçılar için cazibe merkezi, Antalyalılar için istihdam kaynağı ve sosyal yaşam merkezi olacağını dile getirdi. Türk atçılığını her geçen gün biraz daha dünyada sahip olacak seviyeye getirmeye kararlıyız. Hipodromun açılış yarışlarında Halis Karataş, Ahmet Çelik, Gökhan Kocakaya, Hışman Çizik ve Mehmet Kaya gibi kariyerleri başarılarla dolu jokeyler at binerek Antalya'da ilk kez piste çıktı. Türkiye'nin 10. hipodromu olan Antalya Hipodromu'nda 1800 oturma kapasiteli tribünün yanı sıra seyir zevkini artırmaya yönelik dev scoreboardla LED ekran bulunuyor. Kasım ve Aralık aylarında sonbahar, Ocak ve Nisan ayları arasında ise kış yarış sezonunun yapılacağı hipodromda İngiliz ve Arap atları için toplamda 242 koşu yapılacak. Yarışlar çarşamba ve cuma günleri koşulacak. Efendim biz bültenimizi bitiriyoruz. Sözü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bırakıyoruz. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor. İzliyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Hayata atılmalarını ve geleceklerini görebilmelerini sağlayacak yeni mesleki eğitim merkezleri modelimizin bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini hedeflediğimiz bir dönemde böyle bir projenin gerçekleştirilmiş olması ayrıca önemlidir. Nitekim bu törende bir araya geldiğimiz sanayicilerimizin hedeflerimize ulaşma konusundaki inancına ve gayretine bizzat şahit olduk. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar
bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız. İşte o zaman kimi inanmadığı, kimi istemediği için ülkemizin takip ettiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefini karalamaya çalışanların mahcubiyetlerini hep beraber göreceğiz. Yine geçtiğimiz hafta iştirak etmekten memnuniyet duyduğumuz bir diğer önemli program, Yaşayan İnsan Hazineleri, Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri ödül töreniydi. Türkiye, Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO tarafından hazırlanan somut olmayan kültürel miras listesine en çok değer kaydettiren ülkeler arasında yer almaktadır. Yaşayan İnsan Hazineleri ödüllerimiz, Anadolu'nun bereketli kültür mirasının dünyaya tanıtılması bakımından önemli bir envanter çalışmasıdır. Bu kapsamda 2021 yılı için belirlenen 21 sanatçımız ile Mehteran Birliğimize, marifet sahiplerine hak teslimi olarak gördüğümüz ödüllerini takdim ettik. Çarşamba günü yaptığımız Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında mevcut projeleri gözden geçirme yanında önümüzdeki dönemde öncelik vereceğimiz hususları değerlendirdik ve karara bağladık. Perşembe günü Avrupa Birliği Büyükelçileri ile bir araya gelerek ülkemizle birlik arasındaki ilişkilerin geçmişten bugüne muhasebesini yaparak tıkanan noktaları ve çözüm yollarını kendileriyle paylaştık. Cuma günü ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk'un hizmete girme töreni vesilesiyle bu alandaki gücümüzü ve kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Cumartesi günü Aydın'da gerçekten çok güzel bir dizi programa katıldık. Söke'de toplamda 1 milyar dolarlık bir proje olan Kipaş Kağıt Fabrikası'nın 550 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen ilk etabını hizmete açtık. Bu fabrika ithalatımızı azaltarak ve ihracatımızı artırarak ülkemiz cari dengesine yılda 450 milyon dolarlık olumlu katkıda bulunacaktır. Aydın'da toplu açılış töreni vesilesiyle hem oradaki kardeşlerimizle hasret giderdik hem de kendileriyle samimi bir hasbihal yaptık. On binlerin katıldığı bu törende coşku, heyecan tamamıyla oraya hakimdi. Aynı günün akşamı rahmetli Menderes'in hayatının son günlerinde Çine çayının kenarında oturup söğüt ağaçlarının altında serinliğinin saadetini tatmak istediği yerde inşa edilen Adnan Menderes Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Müzede Menderes ailesi, gençlerimiz ve diğer katılımcıların iştirakiyle yaptığımız ufuk açıcı demokrasi sohbeti de hem geçmişin hatırlanmasına hem geleceğimize umutla bakmamıza vesile oldu. Özellikle de bu vesileyle Aydın'daki programımıza çizdikleri güzel resimleri "Seni çok seviyorum Tayyip amca" notuyla bize ileten Hatice ve Nisa evlatlarımıza da selamlarımı iletiyorum. Önceki gün Arnavut'la hem açılış törenleri hem resmi görüşmeler vesilesiyle bir ziyaret gerçekleştirdik. Öncelikle Laç şehrinde 2019 depreminin yol açtığı yıkımın telafisi için TOKİ'miz vasıtasıyla inşa ettirdiğimiz 522 konutun teslim töreninde Arnavut kardeşlerimizle bir araya geldik. Ardından Başbakan Sayın Edirama ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerimizi gerçekleştirerek farklı alanlarda 7 anlaşma imzaladık. Daha sonra Arnavutluk Meclisi'nde milletvekillerine hitap etme imkanı buldum. Son olarak da Tiran'da restorasyonu TİKA tarafından yapılan Osmanlı döneminde inşa edilen en önemli eserlerden biri ve günümüze ulaşan tek yer olan Ethembey Camii'nin açılış törenine katıldık. Arnavut'la ayak basışımızdan ayrılışımıza kadar bize ve heyetimize gösterilen teveccüh,
Balkan coğrafyasındaki kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağının gücünü göstermeye tek başına yeterlidir. Ayrıca yine Tiran'da yapılan, tarafımızdan şu anda bitmek üzere olan muhteşem caminin ki yaklaşık 3250 cemaat kapasiteli caminin son şu anda çalışmalarını yerinde bir görelim dedik ve yerinde arkadaşlarımızla beraber camiyi bir gezdik. İnşallah yetişebilirse Ramazan sonuna kadar caminin bitişini gerçekleştireceğiz ve ondan sonra da açılışını inşallah Tiran'da yapacağız. Dün de yine Balkanlardan önemli bir misafirimizi Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Vučić'i ağırladık. Kendisiyle Bosna Hersek'teki son gelişmeler başta olmak üzere bölgeye ve ülkelerimizin ikili ilişkilerine dair kapsamlı fikir alışverişinde bulunduk. Bugün ise kabine toplantımızın özellikle öncesinde ülkemizin dört bir yanından muhtarlarımızla bir araya geldik. Yaklaşık 1500 civarında muhtarımızın da katıldığı yemekli sohbet toplantısını kendileriyle gerçekleştirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle ara verdiğimiz muhtar buluşmalarımızın bu ilk toplantısı her zamanki gibi yine coşkulu ve samimi bir atmosferde geçti. Tabii bu programların yanında hemen her gün kabine üyelerimizle ve kurumlarımızın yöneticileriyle çok sayıda dar kapsamlı görüşmeler yaparak ülkemizin ve milletimizin gündemindeki konularla ilgili istişarelerde bulunduk, kararlar aldık. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak, sorunlara çözümler üretmek, programımızdaki işlerin takibini yapmak, yeni projeler geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Dünyanın yakın tarihin en büyük sağlık ve ekonomik krizini yaşadığı bir dönemde hem ülkemizi bu fırtınadan sahili selamete çıkartmak hem önümüze gelen fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için daha çok çalışacağız. İstikrar ve güven iklimini güçlendirerek, programlarımızı kararlılıkla uygulayarak, ekonomideki hedeflerimize ulaşmamızı engellemek isteyenlere aradıkları ortamı vermeyeceğiz. Bu ülkenin boş teneke gürültüsünden öte anlamı olmayan, insanımızın önüne herhangi bir vizyon ve umut koymayan polemiklerle, kavgalarla, itiş kakışlarla kaybedecek vaktinin ve enerjisinin olmadığı bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Aziz milletim, Türkiye geçtiğimiz 20 yılda kurduğu güçlü altyapı üzerinde küresel sınamalara hiç olmadığı kadar hazırlıklı girdiği bir dönemden geçmektedir. Bugünün Türkiye'si ne 1970'li yılların ne de 1994 ve 2001 krizlerinin kırılganlığıyla malumdur. Siyasetinden ekonomisine kadar tüm unsurlarıyla küçük iç sarsıntılar ve dış baskılarla yerle yeksan olan Türkiye fotoğrafı hamdolsun artık geride kalmıştır. Ülkemizin Gezi olaylarından beri yaşadığı her hadise bu gerçeği bize tekrar tekrar göstermiştir. Milletimizin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin gücü devletimizin altyapısı ve makro dengeleriyle geldiği seviyenin desteği sayesinde kendi hedeflerimizden kopmadan yolumuza devam edebiliyoruz. Bunun son örneğini geçtiğimiz aylarda yaşadığımız ekonomimizin gerçekleriyle uyumlu olmayan, daha ziyade belli kesimlerin oluşturduğu suni bir panik halinin etkisiyle ortaya çıkan döviz kuru dalgalanmasında hep birlikte şahit olduğumuz konudur. Kendi içerisinde dinmesini beklediğimiz bu dengesizlik hali devam edince serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde 20 Aralık'ta açıkladığımız bir tedbir paketiyle panik havasını dağıtmak mecburiyetinde kaldık. Her şey bitip kur yeniden dengeye oturduğunda görüldü ki aslında ortaya böyle bir sert çıkış yaşanmasını gerektirecek hiçbir sebep, hiçbir tehdit, hiçbir tehlike
mevcut değildir. Açıkladığımız tedbir paketindeki unsurlardan biri olan kur korumalı Türk lirası mevduatına bireylerin ve yatırımcıların ciddi ilgi gösterdiğini görüyoruz. Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat kur korumalı sisteme geçmiştir. Katılım finans kuruluşlarını da sisteme dahil ederek bu imkanın cazibesini artırdık. Döviz ve altın cinsi hesaplardan bu mevduata dönüşleri zorunlu karşılıktan muaf tuttuk. Tüzel kişilerin döviz ve altın hesaplarından bu sisteme geçişini teşvik etmek için stopaj oranını sıfırladık. Türk lirası hesaplarına hazine desteğinin hukuki altyapısını oluşturacak kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmektedir. Merkez Bankamız da dış ticaret firmalarına Türk lirası vadeli döviz satım ihaleleri düzenleyerek kendi paramızın istikrarına katkıda bulunuyor. Devlet iç borçlanma senetlerine olan talebi artırmak için burada da stopajları sıfıra indirdik. Aynı şekilde temettü gelirlerine uygulanan stopajı 5 puanlık indirimle %10'a çektik. Yastık altı altınları ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bu çerçevede hurda altın değerleme sisteminin işlerliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için milyem değerlerinde değişiklik yaptık. Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı bir mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz. İsteyen vatandaşlarımız bu sisteme verdikleri altınlarını veya darphane altını bazında açtıkları hesaplarındaki birikimlerini fiziki altın olarak alabilmelerini de sağlayacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığımız altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracını farklı alternatiflerle sürdürüyor. Tutarı 250 milyar lirayı, katılımcı sayısı 13,2 milyon kişiyi bulan bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısını %25'ten %30'a çıkartan kanun teklifi de Meclis Genel Kurulu'ndadır. Girişimci sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişimci sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kazançları kurumlar vergisinden istisna tutuyoruz. Bunun yanında çeşitli fonlardan elde edilen kar paylarının iştirak kazançlarını da bu kapsama alıyoruz. Kamu iktisadi teşebbüslerinden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartarak yatırımcılarımıza Türk lirası bazlı yeni alternatifler sunuyoruz. Kamu bankalarının kredilerinin belli bir oranını her yıl önceden ilan edilecek sektörlere şeffaf bir şekilde kullandırmalarını temin ediyoruz. Kredi Garanti Fonu desteğiyle istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı da bitmek üzeredir. Finansal istikrar ve güveni temin için sermaye artırımlarını teşvik ettiğimiz bankaların kredi tahsisi ve izlemesini uluslararası standartlara uygun sistemlerle yapabilmelerini sağlayacak bir altyapı kurduk. Böylece proje odaklı bankacılığı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. İhracat ve imalat sektörlerindeki sanayi şirketlerinin kurumlar vergilerini bir puan indiren düzenleme de mecliste görüşülmektedir. Katma değer vergisinde etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Finansal İstikrar Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitesi gibi yapıları etkin şekilde çalıştırıyoruz. Aziz milletim, Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde hazırlıklarını sürdürdüğümüz çalışmaları ilgili taraflarla beraber olgunlaştırarak kamuoyuyla paylaşmayı
ve hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşamaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Kendi ülkesinin ve ekonomisinin felaketi pahasına açgözlülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız. Kısır hesaplarla hareket ederek içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri, kusura bakmasınlar, affetmeyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda sabrıyla, fedakarlığıyla, gayretiyle, emeğiyle, üretimiyle, dirayetiyle bize destek veren her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Nice büyük mücadelelerden alnının akıyla çıkan, nice aşılmaz gözüken engelleri geride bırakan, nice olmaz denilenleri gerçekleştiren bir millet olarak inşallah bu ekonomi programımızı da başarıya ulaştıracağız. Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkartarak dış ticaretle iştigal edenler dışında herkesin işini de tasarrufunu da Türk lirası ile yaptığı bir yer haline getirmek için herkesten destek istiyoruz. Ülkemizde döviz mevduat hesapları hala oldukça yüksek seviyelerdedir. Vatandaşlarımızı, kurumlarımızı, yatırımcılarımızı sağladığımız imkanlardan faydalanarak dövizden kendi paramıza ve kendi paramızla yürütülen finansal enstrümanlara geçmeye davet ediyoruz. Hükümet olarak devletimizin tüm kaynaklarını milletimizin emrine tahsis ettiğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Geçtiğimiz yıl sadece milletimize daha uygun fiyatlarla doğalgaz, elektrik ve akaryakıt vermek için yaptığımız fedakarlığın tutarı 165 milyar liradır. Bu tutarın bütçenin neredeyse onda biri kadar olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yılbaşından itibaren bu ürünlerin fiyatlarında yaşanan artışlar da mümkün olabilecek en alt seviyede yapılmıştır. Bir başka ifadeyle devlet bu alanlarda fedakarlık yapmayı sürdürmektedir. Yanı başımızdaki Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyayı takip eden herkes bu gerçeği teslim edecektir. Üstelik tüm bunları salgından tabii afetlere kadar yaşadığımız nice badireye rağmen başardık. Aynı şekilde asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar çalışanlarımızın gelirlerinde yaptığımız artışları da bütçe imkanlarını sonuna kadar zorlayarak gerçekleştirdiniz. Amacımız ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyütmek, böylece ortaya çıkacak artı değeri tekrar insanlarımızın hizmetine vermektir. Dünyadaki değişimlerin ekonomide de yeni yaklaşımları, yeni çözümleri, yeni politikaları, yeni uygulamaları gerektirdiği gerçeğini ilk gören ülkelerden biriyiz. Türkiye'nin izlediği bu yol şimdi pek çok ülke tarafından konuşulmakta, değerlendirilmekte, yavaş yavaş uygulanmaya başlanmaktadır. Bir asırlık, yarım asırlık çözümleri ülkemize tek hakikat, tek kurtuluş yolu olarak dayatanlar da elbette bir gün efsunlu uykularından uyanacaklardır. Biz o güne kadar inşallah ülkemizi her alanda olduğu gibi ekonomide de hak ettiği seviyeye getirmiş olacağız. Aziz milletim, dünya koronavirüs salgınının yeni dalgası altında sıkıntılı günler geçirmeyi sürdürüyor. Avrupa ve Amerika başta olmak üzere pek çok coğrafya omikron varyantının etkisi altında kıvranıyor. Türkiye salgının her safhasında olduğu gibi bu süreçte de hem vatandaşlarının sağlığını gözeten hem günlük hayatın kendi akışında sürmesini temin eden bir yaklaşımla yoluna devam ediyor. Hamdolsun sağlık sistemimiz hastane ve yoğun bakımından aşıya kadar salgınla mücadele için gereken her türlü ihtiyacı karşılamaya yetecek kapasiteye sahiptir. Ülkemizin
bilim insanlarının geliştirdiği ve yine ülkemizdeki tesislerde üretimine başlanan TÜRKOVAK aşımız sayesinde artık kendimize daha güvenle bakıyoruz. Aşı geliştirme ve üretimi konusunda devam eden çalışmalarımızda inşallah yakın gelecekte Türkiye bu alanda dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline dönüşecektir. Salgının yayılması, istihdam ve üretim tarafında şu ana kadar kayda değer bir soruna, kesintiye yol açmamıştır. Eğitim öğretim başta olmak üzere hiçbir alanda insanlarımızın mağduriyetine neden olacak bir açığa, aksaklığa, gereksiz kısıtlamaya meydan vermedik, vermeyeceğiz. Bu son dalganın koronavirüsü öncelikle tehdit olmaktan çıkartarak rutin salgınlar seviyesine geriletmesini umuyoruz. Vatandaşlarımızdan bu dönemde de temizlik, mesafe, maske kurallarına uymayı, aşılarını yaptırmayı veya tamamlamayı ihmal etmemelerini istiyoruz. Bilhassa 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın sağlıkları için hatırlatma dozları önemlidir. Yeni varyantta maske kullanımının etkin sonuçlar verdiği bilinmektedir. İnşallah bu badireyi de geride bıraktıktan sonra salgınla birlikte zorunlu olarak odak değiştiren sağlık sistemimizi vatandaşlarımıza daha etkin ve kaliteli hizmet sunacak şekilde geliştirmeye yöneleceğiz. Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda şehir hastaneleri ve onları aratmayan devlet hastanelerimizle, özel kuruluşlarımızla dünyanın en üst düzeyde sağlık hizmeti veren kurumlarına kavuşturduk. Doktorlarımızla, hemşirelerimizle, destek personellerimizle, sayıları artık 1 milyon 200 bine ulaşan sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ecdadın olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek dünyada sağlıktan daha büyük mutluluk olmadığını ifade ettiği düsturla çalışmayı sürdüreceğiz. Son dönemde vatandaşlarımızdan gelen serzenişleri biliyoruz. Bunların da çözümü için gereken hazırlıkları yapıyoruz. Milletimiz müşteri olsun. Geçtiğimiz 20 yılda olduğu gibi bugün de yarın da bu ülkenin ve insanların çözülmedik hiçbir sorununu bırakmayacağız. Aziz milletim, sözlerime son vermeden önce birkaç hususu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizde 2021 yılında yaşanan yangın ve sel afetlerinde zarar gören vatandaşlarımıza 2090 iş yeri, 2338 araç ve muhtelif ev eşyası yardımı kapsamında toplam 354 milyon lira ödeme yapılmıştır. Ayrıca tarım ürünleri zarar gören vatandaşlarımıza da 133 milyon lira ödeme gerçekleştirilmiştir. Şimdi de tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz. Bu meblağı da en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak sahiplerine dağıtılacaktır. Öte yandan kadim tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Afganistan'da yaşanan sıkıntılara bigane kalmıyoruz. Uzun yıllardır süren iç çatışmalar, dış yardımların kesilmesi, kuraklık ve sert hava şartları sebebiyle milyonlarca Afganlı kardeşimiz çok zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi vermektedir. Ülkede 13 milyonu çocuk olmak üzere 19 milyona yakın kişinin acil gıda sıkıntısı olduğu bilinmektedir. Türkiye olarak bu zor dönemlerinde Afganistanlı kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız. AFAD koordinasyonunda 10 sivil toplum kuruluşumuzun desteğiyle bu ülkeye 700 ton gıda
giyim, sağlık, malzeme olarak söylüyorum, acil ihtiyaç ürünleri taşıyan bir iyilik treni göndermeye hazırlanıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız tarafından temin edilecek bu ihtiyaç maddeleri devlet demir yollarımızın bir treniyle Afganistan'a ulaştırılacaktır. İmkanı olan vatandaşlarımızı bu iyilik trenine katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Diğer yandan pancar üreticilerimize verilecek avans, kota tamamlama primi ve posa bedellerinde %100'e varan oranlarda artış yaptık. Pancar alım fiyatını da kilogramda 42 kuruştan 80 kuruşa çıkardık. Böylece prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık bir pancar bedeli ortaya çıkıyor. Hasat döneminde elbette bu rakamlar tekrar değerlendirilecektir. Çiftçilerimizin 2022 hasat dönemindeki üretimini desteklemek için imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz. Bir başka konu, elektrik tüketim desteği programı kapsamında yapılan ödemelerdir. Bu kapsamda ülkemizde son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Elektrik desteği programının kapsamını kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan maddi imkanı yetersiz vatandaşlarımızın elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde genişletiyoruz. Bu şekilde 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi de elektrik desteği kapsamına alıyoruz. Kömür yardımı alan hanelerden isteyenlerin bunu doğalgaz olarak da kullanabilmelerini sağlayacak düzenleme tamamlandı. Doğalgaz desteğinden yaklaşık 4 milyon hane yararlanacak. Sosyal destek yelpazesini genişleten bir başka çalışmayı da bitirmek üzereyiz. Tüm bu hususların da milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.